kubbeli, serin divan bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor, sincabi bahar ışıkları çinilerin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek şiltelere diz çökmüş yorgun vezirler önlerindeki halının renkli nakışlarına bakıyorlar. Uzun beyaz sakalını zayıf eliyle tutan ihtiyar sadrazamın sönük gözleri gayet uzak, gayet karanlık şeyler düşünüyor gibi var olmayan noktalara kayıyordu. Cesur bir adam lazım paşalar. Biz onun sırmalara, altınlara, elmaslara gark ederek gönderdiği elçisine padişahımızın elini öptürmedik, ancak dizini öpmesine müsaade ettik. Şüphesiz o da mukabele etmeye kalkacak. Şüphesiz, hiç şüphesiz, mutlaka. O halde bizden gidecek adamın çok cesur olması lazım. Öyle bir adam ki ölümden korkmasın. Devletin şanına dokunacak hareketlere karşı koysun. Ölüm korkusuyla uğrayacağı hakaretlere boyun eğmesin. Evet, hay hay, çok doğru. Hadi öyleyse, bir cesur adam bulun. Hacegan'dan, Enderun'dan, Divan'dan benim aklıma böyle gözü pek bir adam gelmiyor. Siz düşünün bakalım. Sofu, sulhperver, sakin padişahın koca devletine sessiz, küçük bir dima olan divan düşünmeye başladı. Ben tam bu elçiliğe münasip bir adam biliyorum. Babası benim yoldaşımdı. Ama bu zat devlet memuriyeti kabul etmez. Kim? Muhsin Çelebi. Burada mı oturuyor? Evet. Ne iş yapıyor? Biraz zengindir. Vaktini okumakla geçirir. Tanımazsınız efendim. Hiç büyüklerle ülfet etmez. İkbal istemez. Niye? Bilmem ama belki zevali var diye. Tuhaf. Fakat çok cesurdur. Doğrudan ayrılmaz. Ölümden çekinmez. Birçok defa gaza etmiştir. Yüzünde kılıç yaraları vardır. Bize elçi olmaz mı? Bilemem. Bir kere kendisini görsek? Bilemem ki çağırınca ayağınıza gelir mi? Nasıl olur da gelmez? Gelmez işte. Dünyaya minneti yoktur. Şahla geda onun nazarında birdir. Devletini sevmez mi? Sever sanırım. O halde biz de kendimiz için değil, devletine hizmet için çağırırız. Tecrübe buyurun efendim. Sadrazam o akşam Ketüdasan'ı Muhsin Çelebi'nin Üsküdar'daki evine gönderdi. Devlete, millete dair bir maslahat için kendisiyle konuşacağını, yarın mutlaka tereddüt etmeyip gelmesini yazıyordu. Sabah namazından sonra sarayının selamlığında, Hint kumaşından ağır perdeli küçük loş bir odada katibinin bıraktığı kağıtları okurken sadrazama Muhsin Çelebi'nin geldiğini haber verdiler. Getirin buraya. Beni istemişsiniz. Ne söyleyeceksiniz efendim? Buyurunuz efendim. Buyur oğlum, şöyle otur da. Tebriz'e elçi göndermek istiyoruz. Tarafımızdan sen gider misin oğlum? Ben mi? Evet. Ne münasebet? Aradığımız gibi bir adam bulamıyoruz da... Ben şimdiye kadar devlet mansıbına girmedim. Niçin girmedin? Çünkü ben boyun eğmem, el etek öpmem. Halbuki zamanın devletlileri mevkilerine boyun eğip el etek, hatta ayak öpüp bin türlü tabappusla, riyayla, tekabüyle çıktıklarından etraflarına hep bu zelil mazilerinin çirkin hareketlerini tekrarlayanları toplarlar. Gözdeleri, nedimeleri, himaye ettikleri hep deni riyakarlar, ahlaksız müdahinler, maskaralar, haysiyetsiz dalkavuklardır. Mert, doğru, izzeti nefis sahibi, hür, vicdanının sesine kulak veren bir adam gördüler mi hemen garez olur, mahvına çalışırlar. Gedik Ahmet Paşa niçin zehirlendi paşam? Sadrazam yavaşça dişlerini sıktı. Gözlerini süzdü. Tuttuğu kağıdı buruşturdu. Vezirken değil, hatta beylerbeyiyken bile karşısında
akranlarından kimse böyle dümdüz laf söyleyememişlerdi. İçinden şunun başını vurdursam dedi. Kapıcılara bağırmak için ağzını açacaktı. Ansızın vicdanının derin sesini işitti. İşte sen de tabaspuz, riya, tekapu yollarından yükselenler gibi serbest düz bir lafı çekemiyorsun. Sen de karşında mert bir insan değil, ayaklarına kapanan biri, zilletinin altında maskara, bir rezil istiyorsun, dedi içinden. Sonra tam bizim aradığımız adam işte diye düşündü. Kavuğunu hafifçe salladı, Muhsin Çelebi'ye dönerek... Seni Tebriz'e elçi göndereceğiz. Katınızda bu kadar nişancılar, katipler, hocalar var. Niçin onlardan intihap etmiyorsunuz? Sen Şah İsmail denen habisin kim olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Devletini seviyor musun? Seviyorum. Pekala öyleyse. Bu habis elçiye zeval olmaz kaidesini kabul etmez. Bizimle rekabet davasındadır. Er meydanında hakkımızda yapamadıklarını bizim göndereceğimiz elçiye yapmak ister. Bize öyle bir adam lazım ki hakaret görünce başından korkmasın. Devletini seversen sen bu fedakarlığı kabul edeceksin. Peki efendim, yalnız bir şartla. Ne gibi? Madem ki bu bir fedakarlıktır, fedakarlık ücretli olmaz, hasbi olur. Devlete karşı yapılacak bir fedakarlık, ne olursa olsun hakikatte şahsi bir kazançtan başka bir şey değildir. Ben maaş, mansıp, ücret falan istemem. Fahri olarak bu hizmeti görürüm. Fakat oğlum, bu nasıl olur? Onun elçisi gayet ağır giyinmişti. Atları, hademeleri mükemmeldi. Bizim elçimizin atları, hademeleri, esvabı daha ağır olmak icap eder. Bunlar için mutlaka hazineden sana birkaç bin altın vereceğiz. Hayır, hazineden bir pul bile almam. İcap eden muhteşem takımlı atları, süslü hademeleri ben kendi paramla düzeceğim. Hatta sırtıma Şah İsmail'in ömründe görmediği ağır bir şey giyeceğim. Ne giyeceksin? Sırmakeş Toroğlu'ndaki dibası Hint'ten, harcı Venedik'ten gelme pembe incili kaftanı alacağım. Ne? O kadar parayı nereden bulacaksın oğlum? Çiftliğimle mandıramı evimi rehine vereceğim. Tüccarlardan 10.000 altın borç toplayacağım. 2.000 altın atlarla hademeleri sarf edeceğim. Geriye kalan 8.000 altınla da bu kaftanı alacağım. Geldikten sonra bu kaftan senin işine yaramaz. Yalnız bir debdebe aletidir. Mallarını elinden çıkaracaksın, fakir düşeceksin. Hayır. 8.000 altına alacağım kaftanı 6 ay sonra Toroğlu benden 7.000 altına geri alır. 7.000 altına ben çiftliğimi rehinden kurtarırım. Geri kalan borçlarımı ödeyemezsem varsın babamın yadigar bıraktığı mandıram devlete feda olsun. Devletten hep alınmaz ya, biraz da verilir. Altı ay içinde Muhsin Çelebi büyük çiftliğini, mandırasını, evini rehine koydu. Tüccarlardan borç para topladı. Atlarını, hademelerini düzdü. Dönüşte 7.000 liraya iade etmek üzere pembe incili kaftanı da aldı. Genç karısıyla iki küçük çocuğunu akrabalarından birinin evine bıraktı. 6 aylık nafakalarını ellerine verdi. Sonra padişahın namesini koynuna koyarak yola düzüldü. Elçi Muhsin Çelebi konak konak ilerledikçe debdebesi, daratı, hele pembe incili kaftanın şöhreti bütün Anadolu'dan geçerek Şah'ın diyarına taşıyordu. Muhsin Çelebi bir gün Tebriz kalesine büyük bir ihtişamla girdi. Geniş, somaki kemerli açık kapıdan serbest adımlarla yürüdü. Başı her zamanki gibi yukarıda, göğsü her zamanki gibi ilerideydi. Koynundan çıkardığı Name-i Hümayun'u öptü, başına koydu. Som altın tahtın üstünde garip bir kuş gibi tüneyen şaha uzattı. Ayağı öpülmeyen şah gazabından sapsarı kesildi. Muhsin Çelebi tahtın önünden çekilince kimse ona ne yer gösterdi ne de şöyle otur diyen oldu.
Bu hakarete dayanamayan Muhsin Çelebi sırtından pembe incili kaftanı çıkardı, tahtın önüne serdi. Sonra bu eşsiz kaftanın üstüne bağdaş kurdu. Yaldızlı kemerleri çınlatan gür edasıyla... Namesini verdiğim büyük padişahım Oğuz Karahan neslindendir. Dünya yaratıldığından beri onun ecdadından kimse kul olmamıştır. Ecdad-ı hilkatten itibaren hükümdar olan bir padişahın elçisi hiçbir ecnebi padişah karşısında divan durmaz. Çünkü... Muhsin Çelebi bağırdı, çağırdı. Şah sanki taş kesilmişti. Muhsin Çelebi sözünü bitirince müsaade filan istemedi. Kapıya doğru yürüdü. Kendine gelen şah, şunun kaftanını verin dedi. Muhariplerden biri koştu. Tahtın önünde serili kaftanı topladı. Türk elçisine yetişti. Buyurun, kaftanınızı unutuyorsunuz dedi. Muhsin Çelebi durdu, güldü. Şahın işiteceği yüksek bir sesle... Hayır, unutmuyorum. Onu size bırakıyorum. Sarayınızda büyük bir padişah elçisini oturtacak seccadeniz, şilteniz yok. Hem bir Türk yere serdiği şeyi bir daha arkasına koymaz. Bunu bilmiyor musunuz? Muhsin Çelebi geçtiği yollardan gece gündüz dört nala döndü. Üsküdar'a girdiği zaman cebinde tek bir akçe bile kalmamıştı. Kalan ne varsa hademelerine bağışlayarak evine uğramadan sadrazamın konağına gitti. Nameyi şaha verdiğini, hiçbir hakarete uğramadığını, müsaade bile almadan İstanbul'a döndüğünü söyledi. Sadrazam yollara, derebeylerine, aşiretlere dair bazı şeyler sordu. Çelebi kalkıp çekileceği zaman... Ben satın almak istiyorum oğlum, kaftanın burada mı? Hayır, getirmedim. Acemistan'da mı sattın? Hayır, satmadım. Çaldırdın mı? Hayır. Ya ne yaptın? Hiç. Sadrazam ısrar etti, tekrar sordu. Ne yazık ki İstanbul'da meraklı hiçbir kimse meşhur pembe incili kaftanın nerede, nasıl, niçin bırakıldığını öğrenemedi. Tebriz sarayındaki macera tarihin karanlığına karıştı, sır oldu. Fakat eski zengin Muhsin Çelebi bu kaftan için girdiği borçları verip çiftliğini, mandrasını rehinden kurtaramadı. Pek fakir, pek acı, pek mahrum bir hayat geçirdi. Ama ne kimseye boyun eğdi, ne de sırrını birine söyleyip gevezelik etti.